var misali. Gelin kalbime kondu. Ömrüm kışlar gibiydi. Sonsuz bir bahar oldu. Esmer bir akşam vakti. Senle yeniden doğdu. Benden çaldıkları unut dedikleri. Kaybettiğim kaderi buldum. Dünyanın yükünü yasalar boyama. Dost düşman bir olup çıksa da yoluma. Vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe. Yeter ki sen ellerimden tut. Dünyanın yükünü yasalar payıma. Dost düşman bir olup çıksa da yoluma. Vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe. Yeter ki sen yüreğimden. Günaydın, günaydın, günaydın sevgili dostlar. Eylem Aktaş'tan dinliyoruz. Yüreğimden tut. Günaydın sevgili dostlarım, günaydın. Görmesem de dinlerim diyen tüm dostlarımız için yaptığım bu yayınım için herkese günaydın sevgili dostlar. Görememenin ne olduğunu hissetmek adına günaydın sevgili dostlarım. Ankara'dan merhabalar. Güzel bir gün sizlerle olsun. Bugün size Sunat Analtay'ın Ben Sevgiyim kitabını getirdim sevgili dostlarım. Ve sevginin yüreğinizde kocaman kocaman kelebekler uçurmasını diliyorum güzel insanlar. Hepinize merhabalar diyorum. Ve sevgili dostlarım sizlere merhaba demek için bakıyorum şöyle kimler kimler gelmiş bakıyoruz sevgili dostlarım. Evet bakıyorum hemen. Evet sevgili Müfit gelmiş. Müfit Gökbudak arkadaşım. Kazım Kaya dostum gelmiş. Naciye Özen Uysal gelmiş. Güzel bir gün olsun sevgiler diyor Gazipaşa'dan. Filiz Aydeniz Uyan hocam gelmiş. Çok güzel diyor. Teşekkür ediyorum hocam. Sevgili Murat gelmiş. Murat Korkmaz. Herkese günaydın. Her şey gönlümüzce olsun. Sağlıcakla kalalım diyor. İnşallah hepimiz için sevgili dostum.
Gülnar yayınlarından gelmişler sevgili dostum. Günaydın hocam diyor. Günaydın dostum, günaydın. Ve sevgili Refik Kutlu dostumuz gelmiş. Selma Karakurt gelmiş. Ümit Darıcı dostum gelmiş. Hoş geldin Ümit'ciğim, nasılsın? İyisin inşallah. Evet, sevgili Murat Korkmaz ilk açanlardan olmuş yayınımıza. Ne kadar güzel. Ve sessizce dinleyen Üner Dilek, Necamettin Topçu dostumuza, Nazlı Eray arkadaşımıza ve Kazım Önkaya'ya teşekkürler diyorum. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Umarım güzel bir program olur. Okuduklarım umarım sizi mutlu eder sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, ben hemen kitabımızın 58. sayfasını açıyorum. Sunat Hanaltay'ın Ben Sevgiyim. Konuşanlar ve susanlar diyoruz. Hemen, evet efendim, başlıyorum. Çok mu söylüyoruz, çok mu yorumluyoruz olayları, yoksa hiç mi konuşmuyoruz gerektiğinde? Dilimiz bağlı mı, bağlıyorlar mı? Yoksa bu bağlı gibilik ayrı bir giz mi veriyor sözcüklere, suskulara ya da? Hiç düşündünüz mü her gün ne kadar çok konuşuluyor? Kilolarca, tonlarca konuşuluyor. Konuşuyor insanlar. Bazı sözcükler çok hafif, uçup gidiyor gökyüzüne, eriyor, kayboluyor. Sabun köpüklerinden balonlar bunlar. Hani neredeler? Ya o güzel renkleri? Müzikleri de yok artık, dansları da. Bir araya getirilemezler yeniden. Çoktan uçup gitmişler gökyüzüne. Bazı sözler de ne kadar ağır, yeri delip geçer de yüreğinize çakılı kalır. Kurşun gibi işler, gömülür, çakılır. Kıpırdadıkça acır, büyür yüreğiniz. Siz ya da o, fark etmez. Belki biraz ağlar, ses verirsiniz. Sonra bir susku kaplar yüreğinizi. Daha sonra da baştan ayağa bir susku olursunuz. Müzik defterindeki sus işareti gibi. Bilmem hiç dikkat ettiniz mi? Sus deyince daha çok konuşur, konuş deyince daha çok susar insanlar. Doğada var olan bir direniş midir bu? Yoksa istekler, öneriler, yanlış iletiler mi karşıdakine? Bilinmez. Yine de bir terslik, bir uyuşmazlık vardır bu diyalogda. En çok susanlar, en çok düşünenlerdir çoğu kez. Sessiz ve içten konuşurlar. Her iki savı da tüm ayrıntılarıyla yorumlayarak düşünürler. Karşı tezleri hem içtenlikle dinler hem de tarafsız olmaya çaba göstererek savunurlar. Asıl önemlisi dürüst düşünmektir çünkü. Dürüst düşünmek, dürüst konuşmak ve dürüst davranmak. Yazık ki onları duymaz başkaları, işitmez, kulak bile vermez. Derin kuyular gibi kendi içlerindedir sızıntıları. Gittikçe daha derine, daha derine. Bir süre sonra tümüyle dikkat kesilseniz de hiç ama hiç duyamazsınız. Ya çok konuşanlar? Onlar hiç mi düşünmezler? O kadar da değil elbet. Çok konuşanların çeşidi vardır. Kalın sesliler, ince sesliler, tahta sesliler, çelik ya da makine sesliler, çok değişik ve başarı taklitleri. Öylesine üst düzeydedir ki bu taklitler, sahi kendi sesine ne oldu acaba? Niçin bu yaratık diline özeniyor demek gelir içinizden? Bununla da yetinmeyip hayvan isimleriyle seslenirler birbirlerine. Tavşanlar, kuşlar, böcekler yıllar yılı sıralarını beklemişler ama bir türlü onların meraklısı çıkmamış. Pek çıkacağı da benzemez. Siz hiç böcek sende diye karşınızdakine seslenen insan gördünüz mü? Çok konuşanların bazıları aynadırlar. Fikir üretmek yerine düşünceleri de sözcükler gibi alır ve yansıtırlar. Çok kolay ve keyifli bir uğraştır bu ayna oyunu. Yeter ki araya klişeleşmiş birkaç söz serpiştirilsin. Korkunç bir olay, iğrenç gibi. Konuşmak için konuşanlar vardır, görevleridir. Tiyatro, konferans ya da ders. Belirlenen bir çizgide kalmak ve yazılanı konuşmak zordur. Olmaya ki yazılanla bütünleşsin yürek. Sözü, mesajı sindirsin.
O zaman sizin sözünüzdür o. İlle de yazarın değil. Söyleyenin, dinleyenin, bizim sözümüzdür. Görüntülerin beynimizdeki imgeleri arasında bağlantılar kurarak düşünüyoruz. Bazen sözcüklere dökülüyor bu düşünceler ya da içimizde saklıyoruz. Bazen hiç düşünmeden yüksek sesle çağrışımlardır dudaklardan dökülen, bazen de bastırılamayan duygulardır. Özlemler, sitemler, acılar, coşkular ve umutlardır. Bazen yarım kalmış bir gülüş, bazen acı bir bakış ya da derin bir nefes alıştır. Vücudun da bir dili vardır çünkü. Sadece sözcüklerle konuşulmaz. Neden konuşamıyoruz? Niçin gürül gürül akan nehirler gibi insanlar karışmıyor, kaynaşmıyor birbirine? Niçin sabun köpüklü sözcükler yok oluyor gökyüzünde? Biri durmamacasına konuşurken öbürü kendi suskusunu dinliyor. Biri avaz avaz şarkısını söylerken bir başkası inciniyor. Yürekler, duygular inciniyor. Çaresizliğin bir çözüm getirememenin acısı da ekleniyor buna. Diyalog karşılıklıdır. Biri konuşurken diğeri dinlemeli. Konuşan da dinletebilirse eğer. Sıradan söz kalabalığı değil, düşünsel, duygusal bir iletişimdir konuşma. İyi dinleyici daha güzel ve rahat konuşmalara yönlendirir insanı ve en keskin eleştirmenler çocuklardır. Ya dinlemeyi verirler ya da katıla katıla gülerler. Benzer sesler çıkararak öykünürler. Kendinizi tüm oyunlarınızdan soyunmuşçasına çırılçıplak hissedersiniz, zorlanır, kekeler ve susarsınız. Keşke hep çocuk kalabilseydik. Keşke hep çocuk kalabilseydik demiş Suna Tanaltay. Evet sevgili dostlarım, güzel konuşmak, dinleterek konuşmak ve karşımızdakinin konuşmasını dinlemek. O konuşurken bir sussa da ben de kendi derdimi anlatsam diyerek dinlememek. Çünkü işte o zaman konuşmuş olmuyorsunuz karşınızdakilerle. Kayahan'dan dinleyelim. Melankoli. Ne kaldı, ne kaldı.
Alkışlar Kayahan'a sevgili dostlar. Evet sevgili dostlarım, ne güzel yeni gelen dostlarım var. Evet, güzel bir gün olsun hepimize Naciye'nin dediği gibi. Sevgili Kazım Kaya bizi dinliyor. Müfit Gökbudak arkadaşım bizi dinliyor. Nehir Erkan günaydın diyor. Hoş geldin Nehir'cim. Ali Lale bizi dinliyor. Akgün Hanım bizi dinliyor. Akgüncüm hoş geldin. Akgün Olcaltı. Evet sevgili dostlar. Tekster Edebiyat bizi dinliyor. Hoş geldiniz. Erdoğan Bektaş bizi dinliyor. Ve sevgili dostlarım, evet, güzel bir gün sizinle olsun. Ve Süleyman Karaca Bey dostum bizleri dinliyor. Hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Gününüz güzel geçsin sevgili dostlarım. Merhabalar. Evet, Suna Tanaltay'ın Ben Sevgiyim kitabından okumalara devam ediyorum. Sevgili dostlarım, güzel insanlar. Gülmeyi hepimiz severiz değil mi? Evet, Suna Tanaltay gülmeleri paylaşalım diyor. Gülmek gönüller dolusu gülebilmek, ne güzel şey. Tüm sıkıntılardan arınmışçasına keyifle yürekten gülebilmek, ne kadar güzel. Ruh sağlığımızın sigortası gibidir bu kahkahalar. Ruh sağlığımızın sigortası gibidir. Şakalar, fıkralar bu bakımdan çok önemli. İçimizden birikip taşarak, birikip taşmak üzere olan sıkıntılı duygulara bir çıkış yoludur şakalar sevgili dostlarım. Yeni fıkralar yok mu diye sorar, çok tatlı anlatan bir ağızdan dinlerler ve bol bol gülerler. İçimizdeki bulutlar dağılmış gibidir, hiç değilse bir süre için. Oysa surat asmaya ille de kararlı ve gülümsememeye yeminli tipler vardır. Gerçekten gülünebilecek bir şey anlatırsınız ve farkında olmadan gülüverirsiniz. Öyle sert ya da ilgisiz bir bakışla karşılaşırsınız ki gülücüğünüz havada asılı kalır. Anlattığınıza, anlatacağınıza pişman olursunuz. Gülmek toplumsal bir olaydır. Paylaşıldıkça büyür, çoğalır ve güzelleşir. Şakayı ve fıkradaki ince espriyi dışlayan kişi toplumu dışlar gibidir. Aslında o kendisini dışlanmış hissetmektedir. Çok büyük bir derdi yoksa, ruhsal bir depresyon geçirmiyorsa, insanoğlu komik şeye güler. Cenazelerde bile saklanıp gizlenemeyen bir gerçektir bu. Bazı insanlar cenazelerde bile gülümser. Evet, başkalarına olur olmaz şakalar yapıp kendisi söz konusu olunca asla şaka kaldıramayan kişiler vardır. Alıngan, aşırı duyarlı, belki de güvensizdir. Küçük bir şakayı alay sanmıştır. Kendisini aşağılanmış gibi hisseder, ya küser ya da kırılır. Ya da beklenmedik sert bir tepkiyle karşılık verir ve buz gibi bir hava eser ortalığa. Ayıp olmasın diye bir bakıma gülmüş olmak için gülenlere ne dersiniz? Anlatılan fıkranın inceliğine varmadan donuk ve zarif bir gülümsemeyle yanıt verenler ya da bitmesini beklemeden gümbür gümbür gülenler. Biri çekingen, öteki pervasızdır. Ama ikisi de anlatılan olayın tadına varamamıştır. Şaka ve fıkra incelikle verilip alınan sırça toplar gibidir. Cam toplar. Hüner, zeka ve hoşgörü ister şaka ve fıkra. Olgun ve hoşgörülü insan kendi yaşam felsefesini bu konuda da gerçekleştiren kişidir. Güzel olgunluk kavgaları değil, gülmeleri paylaşalım diyebilmektir. Evet, ne güzel olurdu sevgili dostlarım, gülmeleri paylaşmak. Evet. Sevgili Yavuz Nüfel bizi dinliyor. Hoş geldiniz Yavuz Bey. İyisiniz inşallah. Süavi'den dinliyoruz Yalı Çapkını. Suna Tanaltay'ın Ben Sevgiyim kitabını okumaya devam edeceğim.
sen neler bu gece? Hazırlan fırtına kopmak üzere. Kalbime tünemi kuşlar uçuştu. Cam kırığı gibi doldum içime. Eski bir madende göçüp gibiyim. Toprağın altında kalabilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma sesler uçarım. Güzel bir cumartesi. Göremesek de dinleriz. Engeller yolumuz açıksa da hayata sımsıkı sarılırız. Evet sevgili dostlarım, Surabi'den dinledik ve şimdi görmesem de dinlerim dediğimiz programımızın adı kimler için? Evet, göremeyen dostlarımız için bu yayını yaptım özellikle ve paylaşmanızı istiyorum sevgili dostlarım bu yayının. Face dışında buradaki yayını YouTube'a da yüklüyorum, aynı canlı yayını. Göremeyen dostların birazcık dünyalarını renklendirebilmek, birazcık gönüllerine ışık saçabilmek için sevgili dostlarım. Ve her programda diyorum, şöyle birkaç saniye gözlerimizi kapatıp görmemeyi denediğimizde onları daha çok anlıyoruz sevgili dostlar. Evet, şöyle bir gör der var sevgili dostlar. Göremeyenleri tanıyalım diye. Görmeyenleri Koruma Derneği, İzmir kaynaklı bir dernek sevgili dostlar. Bu derneğin internet sayfasında görmeyenleri tanıyalım diye bir yazı var sevgili dostlarım. Diyor ki görme engelliler ikiye ayrılıyor. Kör olanlar ve az görenler olmak üzere. Kör olanlar bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi
Bir bölü ondan daha aşağı olan eğitim öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanması mümkün olmayandır. Az gören ise bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi onda bir ya da onda üç arasında olan ve özel bir takım araç ve yöntemler kullanmadan eğitim öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanması mümkün olmayandır. Ailelere bu konuda bazı öneriler var sevgili dostlar. Çocuk hiç göremiyorsa ona becerileri sözel olarak açıklayarak ve birlikte yaparak kazandırınız. Çocuk sizi dinlerken yapmış olduğu beceriyi de parmaklarıyla yoklamasına her defasında izin ve fırsat veriniz. Çocuk az görüyorsa görmesinden yararlanarak becerileri kazandırınız. Bağımsız olarak yapabildiği beceriler varsa nasıl yapabildiğine bakınız. Bundan sonra yapacağı becerileri öğretirken bunlardan yararlanabilirsiniz. Bağımsız olarak becerileri yapmasını teşvik ediniz, zaman ve fırsat veriniz. Beceri ya da işi ne kadar yapabileceğini belirleyerek bağımsız olarak yapamadığı yerlerde sadece yardım edin. Çocuğa sadece her defasında bir beceri ya da bu becerinin bir bölümünü öğretmeyi deneyiniz. Önceki beceri ya da becerinin kolay bir bölümü tamamen öğretildiğinde becerinin izleyen güç bölümünü öğretmeye çalışınız. Beceriyi tamamladığında mutlaka ödüllendirin. Aferin, çok güzel gibi. Görme engelli bir çocuğun tüm gün evde bulunması, evden dışarıya çıkmaması onu topluma hazırlamaz. Görme engelli çocuğun okula gitmesi, yaşadığı toplumla daha fazla bütünleşmesini sağlayacaktır. Görme engelli çocuğun takılacağı ya da çarpabileceği eşyaların ve engellerin ayak altından kaldırılması gerekir. Çocuğun kolayca eşyaların yerlerini bulmasına yardım edecek düzenlemeler yapılmalıdır. Yerleri sabit olan eşyaların dışında yaptığımız değişiklikleri her defasında göstermeli ve yerlerini öğretmelisiniz. Görme güçlüğü ne kadar erken teşhis edilirse çocuğa o kadar fazla yardım edilir. Örneğin erken ameliyat ya da ilaçla tedaviye çocuğa çok şey kazandırmak mümkün olabilir. Yani görmesi tanı olmasa bile daha iyi görebilir duruma getirilebilir. Tam olarak düzelmese bile. Evet sevgili dostlarım, görme engelli çocuklarımızın öğretmenlerinin de bu konuda okula gidenlerin öğretmenlerinin yapması gereken pek çok davranışlar var. Öğretmenlerin yapacağı aile ziyaretleriyle özellikle görme engelli çocukla ilgilendiğinizi söyleyerek ve çocuklarınızı kabul ederek onların da çocuklarını kabul etmelerine yardım etmiş olursunuz. Görme güçlüğü olan çocuğa tıbbi, çevresel ve eğitsel açıdan yardım edebilir. Görme yetersizliği olan çocuklarda bağımsızlık duygusunu geliştirme çabalarının bir bölümü olarak bu çocukların kendi eğitim kitaplarından ve araçlarından sorumlu olması istenmelidir. Sınıftaki gören çocuk zaman zaman görme yetersizliği olan çocuğa rehberlik yapabilir. Ancak görme yetersizliği olan çocuğun çok fazla bağımlı olmamasına da dikkat edilmelidir. Evet değerli dostlarım, öğreneceğimiz çok şey var. İlk programımızı açarken söylediğimiz tut ellerimi, birbirimize el vereceğiz sevgili dostlar. Birbirimizin ellerini tutacağız ve elimizden geldiği kadar hayata birbirimize destekle bir araya getireceğiz. Yoksa hayatta birbirimizi koruyup kollamadığımız sürece yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü ne doğduğumuz gibi hayatı devam edebiliyoruz değerli dostlar, ne de hayatımızı devam ederken çevremizdeki insanlar tanıdığımız gibi kalıyor. Yani sağlık dediğimiz şey sürekli insanı sınayan bir özellik ve aynı şekilde kalmıyor sağlığımız. Bu yüzden sevgili dostlarım, hem sağlığımızın kıymetini bilelim hem de sağlığını kaybeden dostlarımıza el verelim, onların yanında olalım. Ve ben şimdi Sunat Analtay'ın Ben Sevgiyim kitabına size sayfa 38'i açıyorum. Ben sayfa 38'deki Bir Tutam Mavi yazısını okurken şöyle bir azıcık bir müzik açayım. Levent Yüksel, Tuana diyor.
Sevgili İbrahim Eten ikinci bizi dinliyor. Vedat Atalay bizi dinliyor. Evet, kara günün zamanı yok, kara günün mekanı yok diyor Levent Yüksel Tuana'da. Devam edeceğiz Levent Yüksel. Şimdi Sunat Analtay'dan bir tutam mavi diyoruz ve görme engelli dostlarımızı birkaç saniye de olsa anlayıp empati kurabilmek için gözlerimiz kapalı dinliyoruz. Denizler olmasaydı ne yapardık? Duygularımızı, coşkularımızı, özlemlerimizi nasıl dile getirirdik? Büyük acılarla kupkuru gözleri, kaskatı bakışları hangi engin sonsuzluğa yöneltirdik? Ve kim dost, arkadaş olabilirdi gökyüzüne? Bir tutam mavi. Bir mavi düş alıp götüren sonsuza. Yeşili karayı laciverti bilip tanıyan, kavrayıp derinliklere salan bir mavi. Ak köpüklerle coşup taşan, köpüren, şarkı söyleyen ve inleyen bir mavi. Bilir misiniz ki şarkılar hepimizin acılı yorgunluklar denizcilerindir. Ve beklentiler, uzun uzun beklentiler de denizci eşlerinin, ailelerinin. Bilir misiniz ki şarkılar hepimizin acılı yorgunluklar denizcilerindir. Ve beklentiler, uzun uzun beklentiler de denizci eşlerinin ve ailelerinin. Yere sağlam basmayı unutmuş gibidir denizci. Suların hafif çalkantısını tüm bedeninde yaşar da hissetmez bile. Nicedir bu çalkantıya yalnızca bedeni değil, kafası, yüreği alışmıştır. Denizci çok içer derler çoğunlukla, belki. Yine de hepsi değil. Kocaman bir boşlukta başını alıp gidercesine yol alan gemi ve gemi adamı zaten çoktan bir hoştur. Mavi bir tek başınalıktır bu. İsterse kalabalık olsun gemi, denizci tek başınadır. Rüzgarlara verir hüzünlerini. Acıları denizlere serper. Ya gözyaşları? Onlar büyüdü, büyüdü ve deniz oldu işte. Birkaç damlası da şişede. Dünya alem sevdiğiyle baş başadır şimdi. Evlerin küçücük mutfaklarında salatalar doğranıyordur. Küçücük sevinçler büyüyor. Büyüyordur ve denizci kocaman denizin kara yalnızlığında tek başınadır. Özlemleriyle, hüznüyle, yalnızlığıyla baş başa. Sahilleri düşler denizci, karaları. Sigarasında duman duman büyür. Çoğalır yalnızlığı. Evini, yuvasını, sevdiklerini taşır yüreğinde. Denizler dolusu büyür, çoğalır bir tuzlu su. Bir damla gözyaşı mıdır deniz? Zaman içinde birikip yoğunlaşır bu tuz. Gözlerde, kirpiklerde, yürekte, tende yoğunlaşır. Kocaman denizler ortasında bir damla suya hasrettir. Sevdiklerinin sesine, sözüne hasrettir. Sıcacık bir dokunuşa nicedir hasrettir. Evet, bir tutam mavi. Bir mavi düş alıp götüren sonsuzluğa. Yeşili, laciverti ve karayı. İlle de karayı bilir, tanır, saklar yüreğinde denizci. Ak köpükler coşup taşsa, şarkı söylese de bu mavi, hemen her zaman inleyen, bekleyen ve özleyen bir yürek vardır. Bir damla tuzlu su hep ama hep vardır. Bir damla tuzlu su hep ama hep vardır diyor Sunat Analtay sevgili dostlarım.
Muhsin Durucan bizi dinliyor. Vedat Atalay, İbrahim Ekinci. Hoş geldiniz. Sevgili Ramazan Yılmaz, hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, Tuana'yı dinledik. Evet sevgili dostlarım, devam edeceğiz. Sevgili dostlar, şu sesini bir kapatayım internetin. Evet, araya reklam girmesin. Sevgili dostlarım, sabah kahvaltısını yaptınız mı? Sabah kahvenizi içtiniz mi? Çayınızı içtiniz mi? Kim hazırladı kahvaltıyı? Evet. Ben henüz kahvaltımı yapmadım. Ben uyandım, bir kahve aldım ve sizlerin huzuruna geldim. Ben kahvaltımı sonra yapacağım sevgili dostlar. Sizde kahvaltıyı kimler hazırladı? Bir sabah kahvesi içtiniz mi? Ya da sabah çayı? Evet, yaşamı paylaşmak ne güzel diyor sevgili dostlar. Evet, Suna Tanaltay. El ele, omuz omuza direnmek güçlüklere ne güzel. Birlikteliğin sevgiyle, saygıyla bütünleşmek olduğunu bilmek. Boş çekmekten, yarışmadan, ona ve kendimize duyduğumuz saygınlığı yitirmeden. Erkek ya da kadın, illa ben, yalnız ben, kesinlikle ben dedikçe değerinden çok şey yitirir. Bencilliğin yalnızlığı kolay doldurulmaz. Bu çok acıdır, bencilliğin yalnızlığı. Yaşamınızı paylaştığınız fakat dışladığınız yüreğin kolayca onarılamayacağı gibi. Hep ben değil, önce ben sonra sen de değil. İyi bir evlilik ya da sevgili
böyle bir paylaşma, sevgi dolu bir paylaşma, önce sen, sonra ben diyebilmektir. Bencilliği aşıp giden bir yaklaşımdır bu. Sevgi bir veriş alışsa eğer, temelinde, özünde bu sesleniş vardır. Önce sen, sonra ben. Nefret ediyorum diyorlar, iğreniyorum. Senden, ondan, herkesten, kendimden bile. Neden seveyim ki? Zorunlu muyum? Hırs kabarıyor içimden. Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi sevmiyorum. Evet, son yıllarda bu tür seslenişler çoğaldı. Gerçek anlamı beni hiç kimse sevmiyor. Çok üzülüyorum. İnanın çok üzülüyorum. Neler vermezdim küçücük bir sevgi kıvılcımı için. Çok yalnız ve mutsuzum. Sevin beni ne olur der gibidir aslında bu tip çıkışlar. Oysa ters tutum ve kavgacı tavır 3-5 dostu da yanından uzaklaştırır. Sevgiyi dışlayan insan umarsız bir sevgi yoksunu olur. Nedendir bu yanlış oyun? Başka şey düşündürür. İlle de tam karşıtını söyleriz. Yüreğimiz acıyla doluyken yapay gülücüklere özeniriz. Kuşkusuz çok yanlış bir öğretidir bu. Kan kustum, kızıllık şerbeti içtim. Sanki de inandılar üstelik. İnsanoğlu kendi kendisini bile aldatamazken başkaları için için güler. Ya da aynı oyunun yankısını iletir. Bir de bakarsınız sıcacık bir sözcüğe özlemle geçen yıllar, bir dolu yıllar geride kalmış. Sıcacık bir sözcüğe özlem. Evet, sevdiğiniz kişiye kahvaltı hazırlamak güzeldir. Sen ya da ben, ne fark eder ki? Bütün hafta sabah kahvesini ya da çayını kim pişiriyorsa hadi ona bir sabah keyfi iletelim. Niçin ille de kadın ya da tam tersi? Genç evliler hiç tartışmadan paylaşıvermişler sorumluluğu. Çünkü ikisi de çalışıyor. Yorgunluğu da, dinlenceyi de paylaşmak güzel. Sıraya koyarak, zorla ve yüksünerek değil, gönülden bir veriş alış olmalı bu. Siz yeni güne alışa durun sevgili okurlarım, sevgili dinleyenlerim. Ben güzel bir sabah kahvesi pişirmeye gidiyorum. Dün o kahvenin kokusuyla uyanmıştım çünkü. Seven, sakınan bir el mis gibi bir sabah kahvesi uzatmıştı bana. Yaşamı paylaşmak ne güzel. Evet, yaşamı paylaşmak ne güzel. Evet sevgili dostlarım, bugün sevdikleriniz için bir kahve yapın. Bir sürpriz yapın. Götürün bir kahve sunun. Ne kadar güzel olur. Ne kadar mutlu eder bu davranış karşınızdakine. Değil mi sevgili dostlarım? Evet, son parçamı okumadan Aşkın Nur Yengi'den Susma parçasını dinliyoruz. Sezai Erdem dostum gelmiş. Hoş geldiniz. Nehir Erkan, ben hazırlayacağım inşallah kahvaltı yapmaya niyet ettiğimde diyor. Ne güzel, afiyet olsun, bal şeker olsun sevgili Nehir'cim. Naciye Özen Uysal, biz kahvaltı masasındayız. Tabii ki ben hazırladım diyor. Ne güzel, ne güzel sevgili Naciye'cim. İnşallah birlikte kahvaltı edeceğimiz günler de olur. Gitme, biraz dur, daha erken.
Evet sevgili dostlarım, susmayalım, gülelim, güzel sözler söyleyelim ve karşımızdaki insanları kendi duygularımızı, düşüncelerimizi anlayacak şekle sokalım. Evet sevgili dostlarım, çocuklarımıza özgür yetiştirelim diyor Sunatan Altay. Sevgili dostlar, son yazımız bugün paylaşacağım sizlerle. Kahvaltı masasında olanlar bir bardak çayı da benim için içsinler. Beni hatırlasınlar sevgili dostlarım. Sevdiklerinizi unutmayınız sevgili dostlar. Güzelliklerle kalınız ve içinizdeki o sevgiyi anlatınız sevdiklerinize, dostlarınıza. Kızgınlıklarınızı unutmaya çalışın. Vardır kızgınlığınız birilerine. Onları affetmeye çalışın. Çünkü affetmek sizin üzerinizden kocaman bir yükü alır, götürür. Ercan Bey iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. Evet Naciyeciğim, inşallah geleceğiz bir gün Gazi Paşa'ya. Allah ömür verirse. Evet sevgili dostlarım, işte böyle gitme, bunu diyebilmeliyiz sevdiklerimize. İşte sevgimizi bu şekilde anlatmaya çalışmalıyız ki karşımızdaki insanlar da onlara olan duygularımızı hissetsinler. Söyleyelim sevdiklerimize, sevdiklerimizi yüreklerine. Evet sevgili dostlar, Sunatan Altay diyor ki çocuklarımızı özgür yetiştirelim. Evet anneler, babalar, ebeveynler, şu anda beni dinleyenler, ebeveynler, çocuklarınızı ne kadar özgür yetiştirdiniz bir düşünebilir misiniz? Yani gerçekten özgür çocuklar yetiştirebildiniz mi? Çocuklarınız kendi kararlarını vermede ne kadar özgürler sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, Ozan Ali Tuncer de bizi dinlemeye katıldı. Ne güzel. Evet sevgili Naciye, o gün de gelecek ve biz her zaman bekliyor olacağız. Allah izin verirse diyor sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, benim kuzenim, yeğenim, evet hepsi bir aradalar Gazipaşa'da. Ablam da orada. Onun için böyle birlikte kahvaltı etme hayalleri kuruyoruz. Evet Ömer Fikri Bey bizi dinliyor. Hoş geldiniz Ömer Bey. Evet biz bugün Sunatan Altay'dan Ben Sevgiyim kitabından görmesem de dinlerim diyen göremeyen dostlarımız için ve onlara gönül veren dostlarımız için kitap okuyoruz. Sayfa 58'den, 64'ten, 38'den okuduk. Şimdi 34'ten de okuduk ve en son sayfa 80'den çocuklarımızı özgür yetiştirelim'i okuyup bugünkü yayınımı kapatacağım sevgili dostlar. Ve en son şarkıyı da beni can kulağıyla dinleyen tüm dostlarıma hediye edeceğim sevgili dostlar. Zeki Müren'den gelecek son şarkı. Evet, benim yalnız kalamayacağımı, tek başına uyuyamayacağımı çok iyi bilir diyordu. Yine de çekip gitti işte.
sormadan, düşünmeden, nasıl yaşayacağımı bir an olsun hesaba katmadan. Yüksek sesle düşünüyor, anlatıyor ve ağlıyordu. 25 yıllık eşi gecenin bir vaktinde bak demişti. Ben sıkıldım artık. Gitmek istiyorum. Senden boşanmak istiyorum. Ev, eşya, hiçbir şeyde gözüm yok. Sıkıldım artık. Gidiyorum. Ve gerçekten çekip gitmişti. Çocuğumuz yok biliyorsunuz diyordu. Çocuğum, kocam, arkadaşım hep oydu. Onsuz olmaya alışamadım ki ben. Annemin koynundan çıkıp kocama gittim. Hiç onsuz kalmadım ki. Bilemem nasıl yaşayabileceğimi aklım almıyor. Kızmıyordu. Öfkelenmiyordu. Özlüyordu. Eşiyle birlikte nefes almayı, günün saatlerini ve de geceleri onunla paylaşmayı özlüyordu. Ne çok sevdiği evi, ne de özene bezene seçtiği antika eşyanın bir tadı, bir anlamı kalmamıştı gözünde. Pardon. Kocasını istiyor ve onunla birlikte olmayı özlüyordu. Yakın dostlar evi terk eden koca ile görüşmüşler, etkilemeye çalışmışlardı. Kesinlikle diyordu. Kesinlikle dönüş yok. Artık bir hapishane hayatı olmuştu. Baskı, suçlama, hep yüksekten baktı. Hep o konuştu ve ben sustum. Artık hayatımı, özgür hayatımı yaşamak istiyorum. İnsanoğlunun yaşamı ve özlemi nasıl farklıydı birbirinden? Hemen her şeye evet diyen ya da sessizce kabullenen insan çekip gitmişti de otoriter olarak değerlendirilen hanımefendi çok içten, çok derinden tutuklu hissediyordu kendini. Çok sevdiği kişiye kendi yöntemince sahip çıkmaya çalışmıştı. Ve bilinen ya da bilinmeyen bir nedenle elinden, evinden kaçırmıştı onu, yitirmişti. İlk günlerin şaşkınlığı geçtikçe daha çok özlüyor, varlığını daha çok arıyordu. Batı toplumunda duygusal ilişkiler genellikle hızlı başlar ve hızlı biter. Düzeltme olanağı yoksa da bitmiştir artık. Oysa bizde çok daha derin, çok daha bağımlı, büyük sorunların kökeninde de işte bu bağımlılık var. Paylaşmasını, verip almasını bilen bir toplumuz. Ne güzel. Ama bu paylaşma çoğu kez terazinin bir gözünden daha ağırlıklı. Denge sağlanmadıkça insan ilişkileri uzun süre düzenli devam edemiyor. Ayrıca eğitim sistemimizden kaynaklanan bir bağımlılık da var. Anne, baba, öğretmen ve büyükler kayıtsız şartsız dinlenir. Bir sözleri iki edilmez. Oysa saygı yerinde ve sırasında. Ama niçin diye sormayı engellememelidir. Özgür düşünce ve davranışın gelişimine set çekilmemelidir. Kişi topluma ve çevresine uyum sağlamalı fakat kendi kendine yetmeyi de öğrenmelidir. İnsanın en iyi arkadaşı duygu ve düşüncesiyle kendi içindeki bendir. Mutluyken de, dertliyken de kendi kendine yetebilmelidir insan. En yakınının bile bağımlı değişkeni olmamalıdır. Çalışmalı, okumalı, yazmalı, örgü örmeli, müzik dinlemeli, yürümeli, kendi kendisiyle hesaplaşabilmelidir. İnsan ne istediğini ve niçin istediğini işte ancak böyle kendi kendiyle kaldığı zaman anlayabilir. Yüreği ve kafasıyla birlikte ufku da genişler çünkü. Ve bir bakarsınız, kaçıp giden daha tutsak, bilinçle bekleyen daha özgür olabilir. Aile bağlarında ve sevgi ilişkilerinde tek yönlü tutsaklık olmaz. Yeter ki özgür düşünelim ve özgür hissedelim. Ama ya kendimizi tutsak etmişsek, bunun hesabını ancak içimizdeki benden sorabiliriz. Çocuklarımızın bağımlı bir kişilik yapısının acılarını, üzüntülerini, yaşamalarını istemiyorsak, onları güvenli ve özgür yetiştirelim. Çocuklarımızın bağımlı bir kişilik yapısının acılarını, üzüntülerini yaşamalarını istemiyorsak, onları güvenli ve özgür yetiştirelim. Kendi kendisiyle barışık olan insan, tüm yaşamla barışık olacaktır. Mutluluk böyle bir kişilikte çiçek açar ve özgür olmak için ille de yuvadan uçmak gerekmez sevgili dostlar. Evet, Zeki Müren'den dinliyoruz.
sevgili dostlar. Suna Tanaltay'dan sonra. Başa alalım tekrar şarkıyı. Gece gündüz demedim, dualar ettim, uzattım elimi, seni diledim. Bu şarkı Zeki Müren'den Dilek Çeşmesi. Şu anda bizi dinleyen tüm dostlarımıza ve yayına yeni katılan Edip Aksungur, Nurdal Utlu ve Sırdaş Ozan dostlarıma hepinize geliyor sevgili dostlarım. Engeller hayatınızı kitlemesin. Seni diledim.
Evet sevgili dostlar, Zeki Müren'in dediği gibi bu bir dilek çeşmesi. Her kim gönlünden neyi diliyorsa, ne olsun istiyorsa umarım olur sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, ben yayını kapatmadan önce yayına katılan dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, gününüz güzel geçsin diyorum. Sevgi dolu geçsin. Huzurla geçsin. Sevgili Ramazan Sarıtaş bizi dinledi. Sezai Erdem bizi dinledi. Ve Sırdaş Ozan mesaj yazmış sevgili dostumuz. Merhaba, günaydın, mutlu sabahlar ablacığım. İyi yayınlar diliyorum. Sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum diyor. Sevgili dostlar, evet. Engellere yenilen bir dostumuz daha Sırdaş Ozan. Onun sayfasına bakınız lütfen. Eserlerine bakınız, inceleyiniz. Çok değerli bir Ozan'ımız sevgili dostlar. Evet, yayınımıza kimler katıldı bakalım hemen sevgili dostlar. Beğen yapıp bizimle olan sevgili dostlarımız Ercan Yılmaz, Nehir Erkan, Hayrettin Geçkin, Sürgün Kaptan, Müzeyyen Keskin, Ünal Yılmaz, Mustafa Ayla, Aydemir, İbrahim Kaplan, Ayşe Atlı Selen, Ali Lale, Üner Dilek, Ümit Darıcı, Necamettin Topçu, Murat Korkmaz ve Musa Kara dostlarımıza yaptıkları beğenileri için teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Kalp gönderen dostlarımız kimler bakıyorum sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar. Dinleyen dostlarımız kimlerdi? Sevgili Aycan Özaltun, benim güzel kızım, hoş geldin. Ağzına sağlık annem demiş sevgili canım benim güzel kızım. Evet, bizi dinliyor. Teşekkür ederim. Sevgili Sırdaş Ozan, o kadar güzel beğenilerini göndermiş. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, Nurdal Utlu arkadaşım bizi dinliyor. Edip Aksungur bizi dinliyor. Öner Fikri, Ozan Ali Tuncer bizi dinliyor. Sevgili dostlar. Evet, Ozan Muradi gelmiş. Hayırlı günler herkese diyor sevgili dostlar. Evet, pazartesi günü Ozan Muradi arkadaşımızın şiir saatinde gece 22'de şiirlerini dinleyeceğiz. Onun için pazartesi akşam 22'de gene beni dinlemeye devam ediniz. Yarın sabah 11'de de pazar sohbetlerimiz var sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar. Evet, Naciye Özen Uysal, Ercan Yılmaz, Sezai Erdem, Nehir Erkan, Ramazan Yılmaz, Muhsin Durucan, Vedat Atabay, İbrahim Ethem Ekinci, Yavuz Nüfel, Süleyman Karacabey, Erdoğan Bektaş, Tekster Edebiyat, Akgün Olcaytu, Ali Lale, Nehir Erkan, Müfit Gökbudak, Kazım Kaya, Filiz Aydeniz Uyan, Murat Korkmaz, Ramazan Sarıtaş, Sezai Erdem, Naciye Özen Uysal, Selma Karakurt, Ümit Darıcı, Murat Korkmaz, Sırdaş Ozanımız, Nurdal Utlu, Nurten Akman, Nazlı Eray, Kazım Özkaya ve Salim Erben, beğen yapan, kalp gönderen, sessizce dinleyen, yorum yapan bütün dostlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız, dinlediniz. Bugün burada zaman ayırıp dinleyen ve daha sonra dinleyecek olan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Ve sevgili dostlarım, göremeyen dostlarımızı, engeller nedeniyle hayatta sıkıntılara uğrayan dostlarımızı lütfen anlayalım. Ve onların hayatlarından bazı zamanlar da olsa bir parça olmaya çalışın lütfen. Ve ellerinden tutun, destek olun sevgili dostlarım. Evet, sabahınız güzel olsun. Kahveniz acı da olsa tatlıdır. Gününüz güzel olsun.
bir acı kahvenin hatırı unutulmaz. Aytaç Doğan'dan Kanun Resitali dinleyerek sessizce gidiyorum. Hoşçakalınız. Serap Hoca. Hayatın içinde bir noktayız. Yerimiz bundan büyük değil. Serap Demirtürk.